Merhabalar, hoş geldiniz sunumuma. İsmim Tutku, Trend Micro'da Tipping Point tarafında Sales Engineer olarak çalışıyorum. Yaklaşık 2 yıla yakın süredir bu pozisyonda çalışıyorum. Öncelik olarak kendimden bahsedeyim. Buradan öncesinde telco tarafında ve bir finans sektöründe tecrübem var. Yaklaşık 8 yıldır bu sektördeyim. Trend Micro tarafında sadece Tipping Point tarafında bu alan özelinde çalışıyorum. Bölgesel bir pozisyondayım. Türkiye'nin yanında İsrail, Katar, Yunanistan bu bölgedeki projeleri takip ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz. IPS konusu aslında çok çok eski bir konu değil. Bugün size IPS'in geçmişten bugüne ki hikayesi, tipping point olarak nelerde farklı yaptığımızı, sektördeki genel durumumuzu, artılarımızı, eksilerimizi anlatmaya çalışacağım. IPS aslında baktığımızda network anlamında en eski ikinci ürünümüz. Firewall'dan sonra çıkmış network katmanında güvenlik anlamında işini yapan ikinci bir ürün. Yani dolayısıyla aslında günümüzde Network Packet Broker ya da bir SSL Visibility gibi çok çok yeni, böyle sürekli her gittiğimiz yerde anlatıp ne yaptığını bahsettiğimiz bir konu değil. Daha çok mevcutta yaptığı işin yanında ne gibi artılarıyla geldiğini. Ya yani bu biraz Next Generation IPS, Next Generation Firewall, biraz marketing tarafındaki terimler ama yanındaki getirdiği özelliklerle ortaya çıkan bir ürün. Önceden yaptığı şey sadece bilindik zafiyetlere karşı network'ümüzdeki geçen trafiği inceleyip politikamıza göre tespit ettiği bir zararlı ya da davranışı söyleyeceğimiz aksiyonları uygulaması şeklinde götürüyordu. Bu bugünkü ihtiyaçlarda biraz önce bahsettiğim gibi farklı farklı görevlerle ortaya çıkmış durumda. Bizim bu tarafta tipping point olarak yaklaşımımız daha akıllı bir koruma sağlama yönünde. Biz burada da saldırıları 3 kategoride inceliyoruz. Bilindik, daha henüz keşfedilmemiş ve bilinmeyenler olarak burada bunları bu tarafta koruma sağlıyoruz. Biraz hastayım, kusura bakmayın sesim için lütfen. Bunu bugünün artık gelişmiş, tabii gelişmesi de devam edecek. Buradaki çağın gidişi ben hayran kalıyorum her zaman için. İhtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde. Ya bu hepimizin yaşadığı bir şey. Çoğumuz sektörde 3-4 yıldır çalışıyoruz. Bu daha fazla süredir çalışıyoruz hatta bu ortalamadan da. Bir 4 yıl öncesine, 5 yıl öncesine kadar gün içerisinde firewall'ları restart yapabilirken ya da kesintilerin bu kadar kritik olmadığı bir yerde artık bu maddi kaynakların ya da yapılan işin bilişim sektörüne bağlanmış olması, birbirine girmiş olması bu taraftaki kesinti ya da bir arıza durumunun toleransını gittikçe düşürdü. Yani bugün gün içerisinde bir bankada 1 saat, 2 saat kesinti yaşandığında ki bu yakın zamanda yaşanan DDoS saldırısında ben benzinlikteydim. İsteyenler için hikayeyi özelden de anlatabilirim. Yani 1 saat hiçbir şey yapmadan benzinlikte kalıp çaresiz beklemek zorunda kaldım. Bilişim dünyasının birazcık bizim taraftaki artık kesintilerin tolere edilememesinin artısı veya cazibesi mi diyeyim, sorunun sıkıntısı bu oldu. Bizim bu taraftaki demeye çalışacağım şey, günümüzün bu availability ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde bir ürün olmamız. Bunun yanında, ya bu da gene benim bahsetmekten keyif aldığım noktalardan biri, bu 3-4 yıllık ya da 5-10 yıllık süre içerisinde ilgili ekipler 3-5 kişi ve yönettikleri ürün teknoloji sayısı da 3-5 iken maalesef gene 3-5 kişi kalacak şekilde bu biraz önceki bahsettiğim farklı teknolojilerin de dahil olmasıyla işte APT'mize de bakıyoruz, işte Network Packet Broker'ımıza da bakıyoruz, SSL Visibility ürünümüze de bakıyoruz. Eskiden sadece Firewall, IPS ya da bir iki daha ürün bakarken şimdi baktığınızda bir demet dolusu ürünümüz var ama yine aynı kaynaklarla bu işi götürmeye çalışıyoruz. Burası Trend Micro'nun birazcık daha vizyonu Tipping Point'ten ziyade otomizasyona çok yatkın bir üretici Trend Micro bu tarafta. Olabildiğince kritik operasyonda, yani burada böyle bir veri var git bunu böyle bir işleden ziyade Connected Threat Defense mimarisi adı altında toplanıyor bu başlık genelde. Bu tarz kritik operasyonun yöneten kişinin sorumluluğuna bırakmadan kendi işini, kendi göbeğini kendi kesen bir ürün olarak ortaya çıkıyoruz. Bu tipik IPS'ten bugün günümüzde tipping point'in geldiği nokta arasındaki kabaca farklar ya da bizi ortaya çıkartan genel özelliklerimiz.
Peki bu biraz önceki bahsettiğim bilinen, daha henüz keşfedilmemiş ve bilinmeyen saldırılar nelerdir? Biraz detaya inmek gerekirse nedir? Yani bilindik saldırılarla ilgili öncelikle tipik IPS çözümlerinin imza tabanlı çözümüyle bir tipping point'in filtre tabanlı çözümünün nasıl bir farkı olduğundan bahsetmek istiyorum. İmza tabanlı bir çözüm, zafiyetin, şimdi elimizde zafiyetimiz var, bir exploit'imiz var. IPS burada aksiyon oluyor. Ne farkı var filtre ile imzanın? Aslında sorulması gereken soru bu. Önce soruyu izah edeyim burada. İmza dediğimiz şey spesifik bir exploit yöntemine göre oluşturuluyor. Tipping point ise burada filtre teknolojisi ise ile zafiyete yönelik koruma sağlıyor. Basit bir örnek vermem gerekirse burada bir mesela farz misal Apache ortamında özel bir alanda, ilgili alanda 3 karakterle tetiklenen bir zafiyetimizin olduğunu varsayalım. Exploit yöntemimiz burada bu 3 karakterin spesifik ABC olmasıyla tetiklenen bir senaryodur. Ve imza buradaki o ilgili alanda o 3 karakterin ABC olup olmadığını kontrol eder. Peki ilgili karakter BCD olursa ne olacak? Gene aslında baktığımızda zafiyet aynı zafiyet. 3 karakterle tetikleniyor ama exploit yöntemi değiştiği için farklı bir imzayla buna koruma sağlamanız gerekiyor. Çok detay vermeden tabii bunu sağlayayım. Önceki çalıştığım yerlerden birinde bu ransomware saldırılarından birinde yurt dışında ki bilinen şeylerden biri bu aslında. Petya, NotPetya diye iki ayrı varyantta aslında burada encryption veya ransomware saldırısı gerçekleşmişti. Günün sonunda aynı SMB açığından bahsediyorduk ama farklı suistimal edilen bir yöntemden bahsediyorduk. Ya bu bir tipik bir IPS üretim, yani tipik bir IPS ile bunu korumaya çalışacak olursak Petya için bir imza, NotPetya için ayrı bir imza kullanmamız gerekiyor. Tipping Point'in burada farklı yaklaştığı şey filtre teknolojisi ise orada spesifik olarak ABC karakterine bakmıyor da bu biraz önceki Apache örneğim ben de anlattığım gibi doğrudan o ilgili alanda 3 karakterin olup olmadığını inceliyor. Bunu mimari olarak farklı yapısı ve kontroller için ekstra kaynak harcayabilmesiyle yapabiliyor. Bunun yanında günümüzde bu ara benim çokça duyduğum ve artık sorgulamaya başladığım neyi nasıl farklı yaptıkları, 2-3 asitle olacak senaryo değil diye benim genelde konuştuğum machine learning teknolojileri, domain generated algorithm teknolojileri gibi teknolojilerle bilindik saldırılar tarafında ürünümüz zenginleşiyor diğer üreticiler karşısında. Bunlara biraz kabaca değinmem gerekirse machine learning çoğu ürünün yaptığı bir şey şu anda ama tipping point özelinde ya bu işin network IPS'de yapabilmenin sorunu sıkıntısı şu. Network IPS'imiz her şeyden önce bir firewall ya da farklı bir ürün gibi değil. Ya bu layer 2 çalışan bir ürün ve düşünün ki bu farklı şehirden katılan katılımcılarım var şu anda biraz bakıyorum da Ankara'da Konya yolunda akşam trafiğinde trafiği durdurmadan elinizde bir fenerle kontrol yapmak gibi ya da İstanbul tarafında Boğaziçi Köprüsü'nün girişinde trafiği aksatmadan kontrol yapmak gibi. Yani machine learning gerçekten çok zaman alan ve sizin burada bu kaos ortamında trafiği durdurma şansınız yok. Biz IPS olarak burada tüm saldırı tehditlerine karşı farklı bir varyantı olursa, farklı bir taktikle veya farklı bir yöntemle gelirse tespit ederizden ziyade kritik, spesifik saldırılar için machine learning teknolojisini kullanabiliyoruz. Bunun yanında domain generated algorithms dediğimiz teknolojimiz ise daha önceden zararlı olduğunu ve nasıl hareketlerinin olduğunu bildiğim command and control center'lar üzerinde bu tarafta daha güçlüyüm. Machine Learning'de yaklaşık 6-7 farklı saldırı için bu teknolojiyi kullanabilirken DGA, Domain Generated Algorithms tarafında yanlış hatırlamıyorsam 20'ye yakın command and control center tarafındaki karakteristiği biliyorum. Yeni create edilmiş bir domain içerisindeki soru işareti sayısını, slash sayısını, nokta sayısını analiz edip burada bir zararlı daha ön, yani bu bildiğim zararlı command and control center'ların bir profilini oluşturuyorum. Eğer yeni create edilmiş bir domain benzer bir yani bu benim daha önceden analiz ettiğim profile benzer bir davranış gösteriyorsa bu bahsettiğim soru işareti sayısıyla nokta sayısıyla yeni de create edilmiş olsa bile burada bir sorun var deyip bayrak kaldırabiliyorum. Devam ediyorum bu tarafta. Daha henüz keşfedilmemiş saldırılar tarafında burada aslında beni sektörün Ferrari'si yapan konu bu. Zero Day Initiative diye bir ekiple çalışıyorum.
Bu abiler bir zafiyet araştırma programı yönetiyorlar ve dünya üzerinde 3000'den fazla araştırmacıyla çalışıyorlar. Adobe Microsoft tarafında en çok zafiyet bulan bir numaralı ekip ve yaklaşık bir 6-7 yıldır bu ünvana sahipler. Ortalama 57 gün erkenden koruma sağlayabildiklerini iddia ediyorlar. Bununla ilgili detaylı bilgiyi bir sonraki slaytımda veriyor olacağım. Oldukça keyifli bir konu. Konuşmaktan keyif aldığım konulardan biri. Bilinmeyen saldırılar, bilinmeyen tehditlere karşı da birçoğumuzun bileceği üzere Deep Discovery ürün ailemizle entegrasyonumuz var. Deep Discovery APT Sandbox çözümü olarak aslında bana sorsanız sadece bir sandbox çözümü değil, network anonimli çözümü aynı zamanda. Kastımız da sandboxların yüklenip yönetilebilmesinden tutun, yüzden fazla protokol inceleyebilmesi, network ve e-mail katmanlarında çalışabilmesi olmak üzere diğer üreticilerden oldukça farklı özelliklere sahip bu tarafta. Zilya ekibinin çalışma mantığına gelecek olursak, bu zafiyet araştırma, yani 3000'den fazla araştırmanın çalıştığı bu grup, bu program sayesinde hem yarışmalar düzenleyerek, hem Deep Web Darknet'i araştırarak, hem bu araştırmacılar üzerinden zafiyet satın alarak, aslında doğrudan bu zafiyetin üreticiye gitmesindense, kendi üzerlerinden proxy gibi üreticiye gitmelerini sağlıyorlar. Buradaki senaryoda Microsoft'un bir açığı araştırmacı üzerinden doğrudan Microsoft yerine ZDA üzerinden Microsoft'a gidiyor. Zero Day Initiative ekibi Microsoft'a ya burada böyle bu platformunuzda şu uygulamanızda böyle bir sıkıntı var diye konuyu aktardığı andan itibaren tipping point müşterilerine bununla ilgili filtreyi sağlıyor. Bu da bize daha Microsoft bu konuyla ilgili bir aksiyon almamışken network'ümüzün tepesinde bununla ilgili koruma sağlamamızı sağlıyor. Biraz detaylı gösterecek olursam, üreticiyi bilgilendirdiğim andan itibaren kendi tipping point kast müşterisi koruma sağlanırken diğer IPS üreticileriyle bu konuyu korumaya sağlayacak kişi ya da güncelleyerek korumayı sağlayacak kişi public disclosure'ın yapıldığı yani bu Microsoft'ta peşkir yüzeye denk geliyor. Salı günleri Microsoft çıkıp diyor ki ben şöyle şöyle bir update yaması yayınladım. Bu CV'leri kapsıyor. Ben de böyle açıklar var diye duyurusunu yapıyor. Aslında bu benim bahsettiğim şey Microsoft'un çok çok öncesinden bu konuya hakim olduğu. Ve bu tarafta Microsoft'un en çok açık bulan bahsettiğim gibi ekibi biziz. Ortalama 62 gün erkenden koruma sağlıyoruz yapılan araştırmada. Ve bu alanda 2007'den beri bir numarayız. Bir saniyenizi rica etsem. Pay chart üzerinde aslında pay sahibi. Ve VDA ekibi bu alanda böyle gözüküyor. Şey gibi bir sorumuz olabilir. Yıldan yıla zafiyetlerin sayıları nasıl gözüküyor? Bu sadece 2017-2018 yılındaki büyümeye baktığımızda bile %40'lık bir year over year growth'tan bahsediyoruz bu aşamada. Burası üretici bazlı sadece 2018 yılında bulunmuş zafiyetlerin kaçar tane zafiyetlerinin bulunduğu bir chart'ım. Microsoft tarafında yine bakın mesela burada Cisco'yu görmek beni şaşırtan şeylerden biri. Apple'ın üzerinde bu görmek. Farklı bir konu. Trendmicro'nun kendi ürünleri üzerindeki zafiyetleri de bu arkadaşlar üzerinden buluyoruz. Yani SCADA Network'ü üreticilere ki burada gördüğünüz ABB, Omron, Fuji Elektrik o taraftaki üreticiler oluyor. Veya çoğu ortamımızda olan Microsoft, Oracle gibi ürünlerin açıklarını bulan bu ekip sayesinde daha üretici bu konuda aksiyon alamazken siz network'ünüzün tepesinde bu zafiyetlere karşı aksiyon alabiliyorsunuz. Son olarak üçüncü adımdaki unknown yani daha zero day ataklara karşı bahsettiğim network anomali ürünü olan Deep Discovery ailesiyle olan entegrasyonundan bahsedeceğim.
Biraz önce bahsettiğim gibi machine learning aslında çok pahalı bir teknoloji ve bu tarafta DeepSeek örneğinin machine learning özelinde bizden daha fazla yeteneği var TippingPoint tarafından. Bahsettiğim gene customize edilebilir sandbox yönetimi ve yani biz burada IPS'i ne kadar fazla segmentte konumlandırırsak konumlandıralım. Şöyle bir şey var. Biz genelde güney-kuzey trafiğine bakabiliyoruz. Doğu-batı trafiği tarafında Deep Discovery ürünümüz Mirror trafikle beslendiği için aynı Vegan içerisindeki trafiği bile bu ürün üzerinde inceleyip bir zararlı aktivite tespit edilmesi durumunda diğer ürünlerle bu istihbaratın paylaşılmasını sağlayabiliyoruz. Peki nasıl? Bu genel benim o Connected Threat Defense mimarisinde işin bir adım geriden nasıl göründüğünün bir simülasyonu. Tipping point üzerinden geçen trafiği analiz etmesi için Deep Discovery ile paylaşabiliyor. Bu arada şöyle bir şeyden de bahsedeyim. Şu anda mesela gene enterprise networklerin ilgilendiği konulardan biri. Bu forensik ürünlerine yatırım yapılıyor. Veya bunu şöyle anlatayım. Güvenlik ekipleriyle network ekiplerinin arasında uzun yıllardır süregelen bir anlaşmazlık var. Bu şey gibi oldu. Avatar'ın başlangıcındaki hikaye gibi oldu biraz ama. Mesela bir POC veya bir ürün denemek için burada bir mirror trafik istediği zaman güvenlik ekibi genelde network ekibinin ayak sürmesiyle karşılaşır. Ki bunu ayak sürme diye söylemeyeyim. Şöyle bir gerçek de var. Bu switch file veya routerların üzerinden verilen mirror trafik ürünün kendi yapması gereken işi için ayırdığı kaynağı bu tarafa yönlendirmesi anlamına gelir ve dolayısıyla availability tarafında bir soru işareti koyar. Ne kadar büyük, ne kadar küçük o tarafı çalışan üretici veya altyapının büyüklüğü küçüklüğüyle alakalıdır. Tipping Point'in burada şöyle bir yeteneğinden bahsetmek istiyorum. Mirror trafik verebilen bir ürünüz IPS olarak. Bu aslında bizi diğer üreticilerden gene ayırt eden özelliklerden biri. IPS üzerinde doğrudan black hole yazabiliyoruz ki bu throughput'umuzun kat bir kat üzerinde trafik alsak bile ilgili bir loğun tespit edilmesi durumunda durdurabilmemiz anlamına geliyor. Ki burada şöyle bir rakam verebilirim mesela. Şu anda en büyük kutumuz olan ve yaygın olarak kullanılan 8000 serisi kutularımızdaki switch'te 1 terabit switch throughput'umuz var. Yani bu kutu 40 gigabit'e kadar IPS inspection'ı yapabiliyor ama oldu kat bir kat fazla trafik aldınız. Kutunun üzerindeki bu mirrorlama veya bypasslama için kullandığımız politikaları yazdığımız alandan drop kuralı yazarak 1 terabite kadar gelen trafiği black hole yazarak IPS üzerinde durdurabiliyorsunuz. Yine bizi diğer üreticilerden bir ayıran virgül nokta detaylardan biri. Neyse ben konumuza geri döneyim. Deep Discovery burada analiz ettiği trafiği zararlı bulması durumunda yani burası işin aslında biraz büyüsü benim çok hoşuma giden şeylerden biri. Bunu tutup Deep Security veya bizim Apex Endpoint veya sunucu güvenliği ürünlerinizle paylaşabiliyor ve network'ümüzün tepesinde veya ilgili kritik segmentimizde bulunan Spearpoint ürünümüzle de paylaşabiliyor. Vice versa senaryosu, eğer Endpoint üzerinden bir zararı tespit edilip Deep Discovery'ye submit edilip analiz edilirse ve Deep Discovery bunun zararlı olduğunu bulursa, Vice versa senaryo, gene bu istihbarat, keza tüm farklı lokasyonlardaki farklı güvenlik ürünlerimizle paylaşılabilir durumda. Yani bunun aktif olarak çalıştığı birçok müşterimiz var ve açıkçası sorunsuz çalışan bir taraf. Bu ürünlerin ailesinin göründüğü genel bir ekranım. Şu an aşamada 4 farklı ürün gözüküyor ama buraya yakın zamanda yeni bir ürün daha katıldı. 5500 TX. 2200T ve 8000 serisi ürünlerinin ortasına konumlandı bu kutu. Bu arada ürünün üzerinde görevler ayrılığı politikası mevcut. Bu yani biraz önceki bahsettiğim switch işte throughput'u demek oluyor ki ürünün üzerinde switch işlemi için, IPS inspection işlemi için, firewall işlemi için farklı kaynakları olduğu anlamına geliyor. Bu kez SSL inspection tarafı için de aynı. Kutumun üzerine SSL inspection yapmak için ayrı bir CPU, ayrı bir RAM var anlamına geliyor. Ya bu tabii ki şirketlerin politikasıdır. Ben hiçbir zaman için bunu farklı bir üreticiyi kötülemek anlamında söylemem ama bir firewall üreticisiyle konuştuğunuzda farz-ı misal 20 gigabit'e kadar firewall işi yapabilen bir kutu üzerinde SSL inspection ile yapacağım derseniz bu 20 gigabit'ten 8 gigabit'lere kadar düşer. Hatta 6 gigabit'lere kadar düşer. Yeri gelir. SSL trafik yoğunluğuna kullanılan sayfa göre değişir tabii ki. IPS inspection yapacağım derse bir anda 20 gigabit kutu 2-3 gigabit'e kadar düşer.
Tabii ki bunun sebebi ortak bir havuzun kullanılması günün sonunda. Tekrardan konuma dönecek olursam, bizim IPS'imizin üzerinde yapılan her işlem için ayrı kendine özel bir kaynak var. Bu da kutunun günün sonundaki performansından feragat etmemesi anlamına geliyor. Bu arada hani en başında vermem gereken bir konuydu ama IPS teriminin isim babası tabiri caizse tipping point burada. Yani ilk bu teknoloji çıktığı zaman bahsettiğim gibi çok eski bir teknolojiden bahsediyoruz burada. Tabii ki çok uzun süredir sahada olan bir teknolojiden bahsediyoruz ama bu işin ilk olarak IDS olarak ortaya çıkmasının sebebi bir o zamanki performans sorunları, iki false pozitif sorunları. Bizim burada inspection tarafında ek kaynak harcamamız ve farklı bir mimariye sahip olmamız Snort'un o zamanki bu tezlerini çürüterek ya biz bu işi inline block modda şöyle şöyle yapıyoruz diye sahaya çıkmamıza yol açıyor. Bu arada Snort'un kurucularından ismi galiba Deniz'di. O ya o kurucu ekipten 3-4 arkadaştan biri de bizim şu anda ekibimizde çalışmaya başladı Tipping Point ailesinde. Devam ediyorum bu tarafta da. Bu 8000 serisi kutularının görüntüsü. 8200TX ve 8400TX ikisi aslında birbirinin fonksiyon olarak yani kaynak olarak birbirinin aynısı kutusu. Tek farkı biri 1U, biri 2U. Birinde 2 modül, birinde 4 modül kullanabiliyorum. Bu da inspect edebileceğim ya da bu cihazı kullanabileceğim segment sayısının artması anlamına geliyor. Bu arada geri gelmişken şundan da bahsedeyim. Yine benim tipping point tarafında beğendiğim özelliklerden biri istihbarat ağı. Yani trend mikro çoğumuzun da bileceği üzere piyasadaki en eski güvenlik üreticilerinden biri. Asya kökenli bir şirket ve 30 yıldan fazladır sahada hiçbir zaman için el değiştirmemiş ve şirketin CEO'su şu anda Asya'nın en güçlü 10 kadınından biri. Yani şirkete çocuğu gibi bakan birinden bahsediyorum. Bu kadar güçlü bir database'li ve bu kadar güçlü bir yeri olmasına rağmen istihbarat bizim için o kadar önemli ki tutup Sans, eSalt, Malware Domainlist gibi, Malware Domainlist gerçi açık kaynak ama Sans ve eSalt'tan ücret karşılığı onların istihbaratını satın alıp düzenli olarak bir ürün üzerinde işleyebiliyoruz. Kullanan arkadaşlar da görüyorum şu anda katılımcı listesinde. Yani Reputation tarafındaki ya en azından bir POC veya bir deneme şansınız olursa ne kullanıyorsa olursanız olun ortamınızda üzerine ek bir şeyler çıkartabileceğimi garanti edebilirim. Burada farklı kaynaklardan beslenmenin yanında gene sevdiğim konulardan biri ama ya ben de işte A kadar reputation verisi var diye çoğu zaman karşılaşırdım müşteri tarafında çalışırken karşıma gelen üreticilerle. Tipping Point'e geçtiğimde şunu fark ettim. Ya tamam elinde bir reputation verisi var ama bu bir botnet mi? Bu bir malware mi? Bu bir Tor çıkış noktası mı? Yani burada şuna geliyor. Ya ben de Tor'la ilgili imzalar var veya Tor'la ilgili Snort imzası var. İlgili IPS çözümüne bunu koyabilirim. Gayet güzel bir yöntem. Ama biz ters trafiği düşünmüyoruz. Yani bizim bir client'ımızın Tor Network'üne erişirken ki yapacağı SSL handshake'den sertifikayı yakalayıp bizim client'ımızın Tor'a erişmesini engelleyebiliriz. Ben evimden peki Tor Network'üne girsem, bizden bir Tor Gateway'den sizin network'ünüze saldırsam veya erişsem bunu engellemek ister misiniz? Yani demeye çalıştığım şey şu, istihbarat database'inizde Tor çıkış IP'leriyle ilgili bir kısım bulunuyor mu? O istihbarat database nelerden oluşuyor? Bunlar tamamen botnet mi? Daha önceden malware aktivitesi olmuş IP URL domainler mi? Ya da neleri işleyebiliyoruz o aşamada? Yani bu tarafı ben biraz şunu fark ettim. Kurcalamadıkça neyi bilmediğimizi bile fark edememişiz o aşamada. Tipping Point bende o tarafta biraz işin ucunu görmemi sağladı. Bir sonraki ürün ailemse 2200T ve 440T. Bu arada bahsettiğim 8000 serisi, 5000 serisi ve bu ürün ailelerinde de esnek lisanslama mevcut. İhtiyaç duyulan band genişliğine göre lisanslanarak olarak bu ürünler kullanılıyor. 8000 serisi kutuların 40 GB kadar trafiği inspect edebiliyor ve stackleme teknolojisine sahip. Yani 3 kutu 120 GB'e kadar inspection yapabiliyor. 2200T ise 2 GB'e kadar trafiği inspect edebiliyor. Biraz önce bahsettiğim aileme yeni katılan 5500TX kutumsa 5 GB'e kadar trafiği inspect edebiliyor. SSL Inspection şu iki önceki slaytımdan da görebileceğiniz gibi SSL Inspection 2200T ve sonrasında başlıyor ürünün desteklediği alanda. Devam ediyorum bu tarafta da. Ürün karşılaştırması, bu biraz eski bir rapor ama bunu kullanmamın sebebi ürünün benim biraz önceki bahsettiğim o mimari farklılığının görünmesi.
Burada değinmek istediğim yer bir latency, iki concurrency session ve connection per second değerleri. Ürünün bu kadar yüksek concurrency session ve connection per second değerlerine çıkmasını, bu kadar düşük latency ile ve bunu minimum false pozitifte yapabilmesinin en büyük sebebi aslında işin biraz gizli sosuna dönüyor ama hazır burada toplandık onu da söyleyeyim. Ürünümüzün içerisinde bulunan FPGA modülü ve gerçekten şüpheli bulduğu trafiği en tepede inspect etmeye çalışması. Yani ürün burada trafiğin gerçekten tehdit olup olmadığını anlayabilmek için standart bir IPS çözümüne göre çok çok daha fazla kaynak ayırıyor. Yani şu anki işlemci veya kullanılan prosesör teknolojisinde bunu karşılayabilmenin tek yolu gerçekten şüpheli olmayan trafiği köşeye bırakıp şüpheli olan trafiği de dibine kadar inceleyebilmekten geçiyor. Bu 2018 NSS Labs'ın yaptığı testteki performans raporu ki bu zaten benim biraz önceki anlattığım tezimi destekleyen bir şey. Yani bulunduğum konum hani diğer üreticilere göre kat kat yukarıdayım zaten burada. Bu arada firewall üzerindeki IPS modülünden bahsedeyim biraz burada yeri gelmişken. Yani kesinlikle ihtiyaçlarınızı karşılaması durumunda diyeceğim bir şey yok ama IPS modülü firewall üzerindeki en çok kaynak tüketen modüldür baktığınızda. Ve bu tüm yumurtaları aynı sepette taşımaya geliyor. Yani şu andaki trende baktığınızda SoC ekiplerinin kurulması, CDC ile bu işin entegre edilmesi veya bir zararlı tespit edildiğinde yani gün içerisinde şöyle bir IP'den zararlı bir erişim var. Bunu gelirin firewall'dan bloklayalım'a dönecek bir sonraki adımda benim gördüğüm şu anda. Bu işin otomizasyonu dönüyor çünkü. Burada availability'nin üzerine güvenlik inşa edilmek adına Next Generation Firewall üzerinde bu işimi yapmak tabii ki bir seçenek ama Layer 2 availability'nizde bir sorunla sıkıntıya yol açmayacak Layer 2 bir IPS üzerinde yapmak yani kesinlikle o biraz önceki bahsettiğim hani artık Kindus Firewall'ları istihdam edebildiğimiz dönemde değiliz madem kendimizi riske atmayıp bypass yeteneği olan veya bir sorunlu sıkıntı da hiçbir şekilde servis erişimimizden feragat etmeden bu güvenliği sağlamak hedefimiz doğru çözüm bu taraf. Onu söyleyebilirim. 2017 yılına ait gene Next Generation IPS Security Value Map. Ya 2017 yılının raporunu buraya koymamın sebebi şu. Tipping Point Trendlikler'in HP'den satın aldığı bir çözüm. Şurada aşağılarda Trendlikler'in 7500 NX çözümünü görüyorsunuz. Burada Asya kökenli bir üretici olmamızın aslında birazcık da politikasını ben gördüm. Ürün alındıktan sonra yaklaşık 2,5 sene bunun satışı yapılmadı. Yani ne zaman ki bu ürün tekrardan diğer üreticilerle yarışabilir hale gelir. Biz o zaman bunu satmaya başlarız diye bize yukarıdan direktif geldi. 8400 yani 8000 serisi TX ailesi ürünümü ondan sonrasında release ettim. Ki çıktığı yer en yukarıda 8400 TX Trendlikler ve iki ürününü de görüyorsunuz şu anda tipping point'im burada. Asya kökenli olmanın artısı bahsettiğim gibi bu raporu kullanmamın sebebi onu göstermek. Günün sonunda değindiğim şeyler şu anlatmaya çalıştığım bilindik saldırılara karşı nasıl farklı bir çözüm ürettiğimizden bahsetmeye çalıştım. DDA ekibinden bahsetmeye çalıştım. Bu arada Zero Day Initiative direkt Google'da arattığınızda çok güzel bir blog sayfası ve kendi buldukları zafiyetleri gösterdikleri bir sayfa da var. Lütfen orayı inceleyin vakit buldukça ki ben RSS Reader'ı takip ediyorum. Test Tuesday'deki yayınlanan Microsoft açıklarını da yorumluyorlar veya burada istediği kadar hızlı aksiyon almayan üreticiyi de ifşa ediyorlar. Oldukça güzel paylaşımlar yapıyorlar. Yaptıkları yarışmalardan da örnekler veriyorlar. Yaklaşık bir iki hafta önce Tokyo'da oldu mesela etkinlikleri. Amazon Echo eklediler. Sony akıllı televizyon eklediler. TP-Link'in bir router'ını eklediler. Yani sadece bu Microsoft, Adobe, bizim Enterprise Network'te kullandığımız şeyler değil. Aslında bizim günlük olarak hayatımızda kullandığımız teknolojilere, IoT'leri de hedef alabiliyorlar. Yanlış bilmiyorsam Ocak'ta Miami'de bir etkinlikleri var. Onu da SCADA networklerine hedef alacaklar. Yani kesinlikle ilgilendiğiniz bir alana olta atıyorlardır eminim. Yani bunu takip etmenizi tavsiye ederim. Diğer bir konu bahsettiğim bu işi inline yüksek hızlarda ve bir latency'ye yol açmadan yapabildiğimden bahsettim. İstihbarat tarafında diğer istihbarat satın aldığım üreticilerden, Trendyol'un oradaki istihbarat ağından bahsettim. Ve Connected Threat Defense ve API tarafındaki entegrasyonundan bahsetmeye çalıştım.
Zaman ayırdığınız, katılımınız için teşekkür ederim. Benim bugünlük aslında bahsedeceklerim kabaca bu kadar. Mail adresim zaten bu alanda mevcut. Hani istediğiniz zaman benimle iletişime de geçebilirsiniz. Seve seve yardımcı olabilirim gerekli konuda. Tekrardan teşekkür ederim. İyi günler, kolay gelsin.